Basa basa şu parmağımı işte ya. Tık 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 basıyorum. Evet, siparişinizi verdiniz dedi. 500 tane burgerımızın toplam fiyatı. En sevmediğin YouTuber hangisi? Sevmediğim YouTuber'lar var. Şu kişiler. Eğer ki sen içerik üretemiyorsan ne diye YouTube'dasın? Musa'nın sevgilisi var mı? Hepinize merhaba, benim YouTube family, ben Muhammed. Ben de Musa. Bugün inanılmaz bir videoya karşınızdayız. Ben şöyle söyleyeyim, sınırları bugün zorlayacağız. Diğer serilerimizi bilenler bilir. Daha önce 200 tane nugget yedik, 100 tane Magnum dondurması yedik ama doymadık. Bugün de 500 tane burger yapacağız. Biz niye seviniyorsak o kadar para gidecek. Harbiden. Bu serinin ismi ne olsun biliyor musun? Evet. Karnımız doydu ama cebimiz zarar gördü. Evet, doğru. Bu arada size şaka gibi gelebilir ama cidden bugün 500 tane burger sipariş edeceğiz. Ben aslında bir yıldır açtığımı biriktiriyorum bu video için. Ben de evet. Ben de kredi falan çektim. Bu video için. Bu video için kredi çektim çünkü 500 tane burger bayağı bize bir... Yani bize bayağı bir giriş. O halde hemen gidelim sipariş etmeye. Bu videoya sizlerden 50 bin, 60 bin arası like bekliyoruz. Evet. Şimdi sipariş uygulamasına girdik. Bulabildiğimiz, şimdi bayağı bir masraf yapacağımız için bulabildiğimiz en ucuz burger bulmaya çalıştık. Evet. Klasik burger bulduk. 27.90 fiyatı var. Bakalım 500 tane burgerin fiyatı ne kadar olacak. 50'ye geldik. 1395. Hocam. Hocam yavaş gidin. Biz vaz mı geçsek bu sefer? Evet. Hocam durun hocam. Kalbine iniyor değil mi her bastığında? Hocam benim tansiyonum yükseliyor şu an. Ve 100. burger. 2790. Hocam bu videoyu çekmesek mi? Dur artık dur. Ve 200. burger'a geldik. 5580. Bence duralım. Tansiyonum düştü. Oğlum duralım. Vallahi tak. Hayır, bir kere iddia açtık bak. Biz sınırları zorlayan bir kanalımız Musa. Tamam. Lütfen, lütfen. Hocam lütfen. Ordu mu doyuruyoruz? Ne yapıyoruz? 500 tane burger nedir? Bas bas hocam, bakmayalım. Gözümü kapat, gözümü kapat. Güzel geldik. Kaç oldu? 300 fiyatını söylüyorum. 8370 lira. Bence duralım. Biz bu arada o burger şubesini zengin edeceğiz bugün. Evet, evet. Kendimizi de fakir edeceğiz. Bu arada ben hayvan gibi yiyen bir insanım. Harbiden böyle camış, öküz gibi yiyorum. Yani bakalım kaç tane burger yiyeceğim, onu da merak ediyorum bu arada. Basa basa şu parmağımı işte ya. Tık 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 basıyorum. Ve 500. burger. 500 tane burgerımızın toplam fiyatı 13.950 TL. Ciddi misin? Şaka gibi ama ben bu kadar beklemiyordum lan. Bir de gittik, şey bir de gittik en ucuz burger'ı bulmaya çalıştık. En ucuzu bir de bu fiyata geliyor. 13.950 TL. Veriyorum sipariş. Yapıyorum ben. Sepete ekliyorum. Sepete ekle. Elim gitmiyor Musa, elim gitmiyor. Abi, eklemek istediğiniz bir not varsa diyor. Ne ekleyelim? Evde 500 tane prenses bekliyor. Lütfen acil gelsin. Evet. Şimdi adam diyecek ki 500 tane prensesin olduğu yere adam uçarak gelir. Kapıda ödeme. Evet. Veriyorum siparişi. Evet, siparişinizi verdiniz dedi. Siparişimiz alındı mı? Siparişimiz alındı. Bunlar. İnşallah kabul etmezler, ne bileyim. Bu videoya sizlerden bol bol yorum ve yorumlara enayi yazmanızı bekliyorum. Neyse hadi bekliyoruz, şimdi siparişin gelmesini bekleyeceğiz. Burger'ların gelmesini şu an bekliyoruz. Burger'ları yerken bize Instagram'dan sormuş olduğunuz soruları da cevaplayacağız. Evet, böylelikle bizim hakkımızda merak ettiğiniz soruları da bu videoda cevaplamış olacağız. Evet, dedik ki hem yemek yiyelim hem de sohbet edelim. Aynen, hem yemek yiyelim hem sohbet siz edelim. De, siz de abur cuburunuzu alın gelin, yemeğinizi alın gelin, bilgisayarın başına, telefonunuzun başına oturun. Evet. Alo. Merhaba, iyi akşamlar. Musa Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun, iyi akşamlar. 500 adet burger sipariş etmişsiniz. Teyit amaçlı sizi aradık. Vermiş olduğunuz burger adeti doğru mudur? Sizi 5 saniye bekletebilir miyim? Tabii. Tamam. Ses tam. Abi şey, onlar da şaşırdı. Oğlum şey bence ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıkları için teyit etmek istediler. Şey, yanlış mı bastılar? Arıyorlar diyorlar ki lan 500 tane burger siparişi ne? Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani çok fazla olur bence. Bence yani de 500 tane yiyemeyiz. İsraf olmasını istemeyiz. Aynen, 500 tane çok israfa giriyor. Aynen, olmaz. Bir de ayrıyeten parol... İyi ki aradılar. Ayrıyeten şey olarak da, maddiyat olarak da israfa giriyor. Aynen. O yüzden biz israf sevmeyen insanlarız. Bu arada aramasalardı gelecekti. Yani direkt getirebilirler. Aynen, direkt getirebilirler. O yüzden iyi ki aradılar. Şimdi ben de bizi düzeltelim diyeyim, 50 tane falan. Aynen ya. Ayıp olmasın. 500 taneden 2 taneye inerse. Evet, sıkıntı olur. Çok ayıp olur. Bu arada 50 tane de az değil ha. Evet. 50 tane burgeri yemeye çalıştığını düşünsene. Evet. Ya en azından boşa gitmeyeceğiz. Yani yemediklerimizi. Tamam, bu telefonda çok bir şeyler edeceğiz. Telefonu çok. Ay yok, kusura bakmayın, çok bekletik.
Ya, sorun değil. Kusura bakmayın, bir yanlışlık olmuş siparişimizde. Biz 50 adet sipariş etmek istemiştik. Öyle mi? Ha, evet. 50 adet. Peki tamamdır. Siparişinizi onaylıyorum. Tamamdır. Vermiş olduğunuz siparişi hazırlıyoruz. Fakat siparişinizin süresi uzayabilir. Sizin için sorun olur mu? Yok, yok, sıkıntı olmaz. Değil. Geç olsun güç olmaz. Evet. Sıkıntı yok. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Kolay, iyi günler, kolay gelsin. Bahanenin saçmalığına bakar mısın? 500 adet sipariş etmemiştik. Yanlışlık oldu, 50 adet istemiştik. Şimdi insan mantıken şöyle düşünür. Ulan 450 kere o tuşa nasıl bastı? Bir şey daha demek istiyorum. En azından israf olmayacak 50 tane. Aynen. Eğer yiyemediklerimiz olursa komşulara dağıtacağız. Aynen. Aynen. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Böyle siparişleri aynen hazırladığımız anda karşınıza çıkarız zaten. Evet. Ve görmüş olduğunuz gibi burgerlardan gözükmüyoruz. Gözükmüyoruz evet. Benim böyle. Burama kadar gelmiş neredeyse. Abi çok güzel gözüküyor lan. Sipariş ederken bu kadar büyük geleceğini tahmin etmemiştik. Evet. Tatlı tatlı yiyeceğiz ama acı acı ödedik. O halde soruları cevaplamaya geçelim. İlkten birkaç tane burger gömek. Aynen. Bir karnımız doysun, kendimize evet gelelim, ondan sonra evet sorularınızı cevaplayalım. Evet. Bir de ben yemek yemeyince beynim çalışmıyor benim. Bismillah. Bu arada herkes bunu merak ediyor. Diyor ki nasıl bu kadar iyi anlaşabiliyorsunuz? Video çekerken hiç kavga ediyor musunuz? Şimdi evet, böyle bir soru geldi. Video çekerken nasıl anlaşıyorsunuz diyor. Sen mi cevaplayacaksın yoksa ben mi cevaplayacağım? Sen cevaplıyorsun, sen soruyorum. Nasıl bu kadar iyi anlaşabiliyoruz? Musa! Bak, aşırı tartışıyoruz. Ama o kadar tartışıyoruz ki artık hani böyle temeli sağlamlaşmış. Evet, artık mi tartıştığımızda onu olmuyoruz. Zevk alıyoruz. Zevk alıyoruz. Böyle diyoruz ki oh biraz daha tartışalım. Oh Musa biraz daha bana laf at. Ben sana laf atayım. Sen bana dal, ben de sana dalayım falan. Evet, canımız sıkıldığında birbirimize bulaşıyoruz. Bulaşıyoruz ama en çok Musa bana bulaşıyor bu arada. Ben genellikle normal hayatta çok sakin takılan bir insanım böyle. Ha. Kafa dinlemeyi severim. Ama böyle normal hayat. Böyle normalde gidiyorum odamda uzanmaya yatıyorum. Diyorum ki kafa dinle. Bu bildiğiniz FBI gibi kapıma tekme atıyor. İçeri giriyor. Abi kalk video çekeceğiz. Bu arada canınız çekiyorsa çok özür dileriz. Gönül isterdi ki bizle birlikte gelin oturun yiyin. O yüzden sizlere şöyle güzel bir kıyak geçmek istiyorum M2 Family. Bizi Instagram'da takip eden 10 kişiye burger ısmarlayacağız. Evet. Ha, böyle de bir şey yapak dedi. Evet. Kendimize 50 tane size 10 tane ısmarlayacağız. Aha soruyorum. Sor. Yeni şarkı ne zaman çıkıyor? Ve adı yeni şarkı gelecek mi? Bir tane daha şarkı çıkarmayı düşünüyoruz. Ama ne zaman çıkartırız? Hangi ay çıkartırız? Bunu tam net olarak size söyleyemeyiz. Çünkü o kadar çok şarkı yazdık ki, o kadar çok şarkı var ki hangisini çıkaracağımızı dahi bilmiyoruz. O yüzden hazır bu videoda böyle bir soru gelmiş, sizlere sormak istiyoruz. Bir dahaki şarkı duygusal mı olsun yoksa eğlenceli, kafa dağıtmalık bir şarkı mı olsun? Bunu yorumlarda belirtin. Bir gücünüz olsaydı ne olmasını isterdiniz? Görünmezlik, ışınlanmak, çok güçlü olmak, zihin okumak, böyle vesaire vesaire. Ne olmasını isterdiniz? Cevapladın sen. Yok, ne olmasın? Örnekleri çoğaltıyorum ki beynin açılsın. Açıldı zaten. He. Ben insanların benim hakkımda ne düşündüklerini böyle bilmek isterdim hani. Zihinlerini okumak isterdim. He. Çünkü o zaman kim dost, kim düşman anlardı. Benim bir özelliğim olsaydı bu ne olurdu? Ben öğrenciyken öğretmen de olmak isterdim. Yani dur. Allah'ım çıldıracağım ya. Ne? Adam sana soruyor ki. Tamam. Özel bir gücün olmasını istersen ne olmak isterdin? Tamam, özel bir güç değil mi bu? Tamam. Hem öğrencisin hem öğretmen oluyorsun. Özel güç diyor, özel. Tamam. Özel değil mi bu? O yüzden. Tamam, gözümle ışını atmak isterdim. Gözümle ışını atayım, yakayım her tarafı. Tamam. Bu ne kadar. Hı-hı. Bu kadar. Neden? Ben fantastik şeyler arıyorum aslında. Tamam. Ben öğrenciyken öğretmen olup kendime yüksek not vermek isterdim. Aynen. Özel bir güç değil mi bu? Bu özel bir güç değil. Bu hayal. Hayal. Tamam. Bu da hayal. Özel bir güç insanların olabilir mi? Tamam. Tabii ki. O neyse tamam. İşte bak tartışıyoruz. Bak. Abi videonun içinde tartışıyoruz. Bir de tartışıyor musunuz diye soruyorsunuz ya. Yani. Hiç hırsızlık yaptınız mı? Ben küçükken marketten. Ama ne kadar yani bu hareketlerimiz doğru değil tabii ki de ama. Marketten böyle küçük küçük gidiyordum. Çikolatamı çalıyordum. Namuslu yiyordum. Ama bir gün beni birisi yakaladı. Markette. Tamam mı? Bak bir şamanı bir koydu. Bak yemin ediyorum. Bak ağzımdan çikolata çıktı. Ve artı o kadar öyle bir korkuyorum ki. Bana soruyor ki polisi arayayım mı? İşte ben diyorum annemler gurbete gitti. Burada benim kimsem yok. Tek başımayım. Ama nasıl ajitasyon yapıyorum? Ben de bu arada o markete bir daha hiç uğramadım. O tokadı yedikten sonra. Bu arada kesinlikle böyle şeyleri size tavsiye etmiyorum. Tabii tabii, biz sadece öyle gırgır makara işte. Ya yani, gırgır makara yapıyoruz, böyle şeyler hoş değil. Şeyler, hoş değil. De küçükkendik, çok küçüktük. Ya bilmiyorum. Ama siz yapmayın. Ben o zaman hırsızlığın hırsızlık olduğunu bile bilmiyorum ha. Evet, Okan masum. Ya böyle sanki onu beleşe alıyormuşsun gibi. Evet. Harbiden de beleşe alıyorsun. Diyor ki aynı kulaklığı takmayı ne zaman bırakacaksın?
Bu da 3-4 yıldır YouTube'dayız. Aynı kulaklığı sürekli takıyoruz. Bu illa ki dikkat çekmişti. Ben şöyle cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar bakın, o kulaklık bizim göbek bağımız gibi. O kulaklık koparsa biz biteriz. Biz ayrılırız. Biz kopup gideriz. Evet. O yüzden o kulaklığımıza karışmayın. Bakın o bizim göbek bağımız. O bizim motivasyonumuz. O bizim videolara kendimizin vermemizin asıl bağlantısı. Musa'nın enerjisi bana oradan geliyor. Benim enerjim Musa'ya oradan geliyor. Bunu bayağı sormuşlar. Musa'nın sevgilisi var mı? Bütün mukbang videoların birincisi. Musa sevgilim yok. İkincisi sevgilim yok. Üçüncüsü sevgilim yok. Musa sap dolaşıyorsa. Artık Musa'yı bir TikToker'la veya bir YouTuber'la baş göz edelim ha. Şipleyin be. Şu çocuğu birisiyle şipleyin. Alın Musa'nın videolarını. Ondan sonra başkasının videolarını alın. Musa'nın videoları editleyin. Şipleyin. Şu çocuğu sap mı kalsın ha? Sap mı kalsın? Mebra'ya ne zaman video gelir? Arkadaşlar. Seneye falan gelir mi video? Yok. Ne zaman Mebra'ya video gelir? Evet, Mebra kanalına ne zaman video gelir biliyor musunuz? Bakın şimdi, YouTube'da böyle hiç kimsenin yapmadığı değişik konseptli bir fikir arıyorum. Onu bulduğum an direkt Mebra kanalına video atmaya başlayacağım. Umarım kısa zamanda bulursun. Umarım. Yaptığınız şarkı Alev Alev'den bahsediyor. Sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Biz Alev Alev şarkısını böyle patlamalık bir şarkı olarak yapmadık. Biz dinlemelik bir şarkı yaptık. Eyvallah! En sevmediğin YouTuber hangisi? O zaman ben şu konuda genel konuşayım. Sevmediğim YouTuber'lar var. Şu kişiler. Şimdi mesela video atmıyor. Ondan sonra mesela bizim kanala giriyor, tamam mı? İnceliyor kanalı. Aa, bu videosu çok izlenmiş. Dur ben de yapayım. Aynen, ben de o YouTuber'ları sevmiyorum. Ben o YouTuber'ları sevmiyorum abi. Eğer ki sen içerik üretemiyorsan ne diye YouTube'dasın? Evet. Hani o kabiliyetin yoksa. O kabiliyetin yoksa YouTube'da işin yok senin zaten. Aynen. O yüzden o tip YouTuber'lardan hoşlanmıyorum. Yani bir isim belirtemem. Kendine güvenmiyorsan, yaptığın içeriklere güvenmiyorsan yapmayacaksın. Aynen öyle. Yüzünde maske var. Aynen öyle. 20 yaşındayım ama boyum 1.40. Tam artık bu durumu kabullendim derken yine canım sıkılıyor. Ne yapayım? Ya kıyamam be kardeşim benim. Üzülme. Bu arada üzülme. 1.30'lar var. 1.40'sı. Böyle bak olaya. Musa zaten takılıyor, şakalaşıyor. Boy takıntısı olan varsa şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dünyada ölümlüyüz. Mezara gideceğiz. İstersen 2 metre boyunda ol, istersen 1 metre boyunda ol. Yani sonuç hepimiz faniyiz, ölüp gideceğiz. O yüzden pek böyle şeyleri kafanıza takmanıza gerek yok. Bu arada sorulara bakıyorum da, geçen mukbang videosu çekmiştik ya. Aha. Ona benzer sorular sormuşlar hani. Genel aynı sorular. Ha, aynı soru. Biz hani böyle farklı sorular arıyorum ama fazla çıkmıyor hani. Genellikle aynı soruları sormuşlar. Hı-hı. Vallahi iltifat etmişler bayağı. Onlara çok teşekkür ederiz. Evet, yani ben çok de bayağı. Çok tatlısınız. Çok işte yakışıklısınız, iyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz diye böyle ben şeyler de gördüm. Ondan sonradan sarılmadığı için söyleyemedim. Aynen. Bize güzel mesaj atanlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de sizleri seviyoruz. Evet. Siz de iyi ki varsınız. Siz de çok tatlısınız. Evet. Beynimin içi, her tarafım burger şu an. Evet ya, benim burger, ben burama kadar burger doldum. Şuna hayatımda bakalım. Daha önce bu kadar çok burger yemedim. Şu an zor nefes alıyorum ha. Evet. Şimdi buradaki önümüze kalan burgerleri ne yapacağız? Komşuya da atacağız. Böyle mahalledeki çocuklara da atacağız. Böyle belki evet, dağıtacağız. Kardeşimize, annemize, babamıza veririz. Onlar ya. Evet, görmüş olduğunuz gibi videomuz bu şekildeydi. Güzel sorunuzu cevapladık. Güzel evet, güzel de size böyle yemek yerken sohbet eşliğinde oldu. Umarım bu serimizi beğenmişsinizdir. Bir dahaki seride ne yapmamız gerektiğini yorumlarda belirtin. Eğer ki şu an bu videoyu izlerken aklınıza sorular geliyorsa, hani böyle hani çok güzel sorular belki gelmiştir. Şimdi onu da bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Bir dahaki mukbang challenge'da o soruları cevaplarız. Evet. Bu videomuz bu şekildeydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Güle güle. Bye. Bye. Man, I've been fearless, I let them feel this. You know, I spit it no cap when I killed this.